Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir iki dakika içinde hemen geliyorum. Bir iki dakika müsaadenizi istiyorum. Başlayacağız hemen. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. 2020 için yaz transfer yamasını çıkarmışlar. Birlikte onları inceleyeceğiz. Hem transferler için zaten böyle bir yayın yapmayı planlıyordum. Ama hazır kadrolarla bakalım nasıl bir yama olmuş. Yayından sonra da yamanın linkini de videonun altına bırakabilirim isterseniz. Hangi ligleri yapmışlar? Belçika, Kanada, Kıbrıs, İngiltere. Bayağı ligler var. Türkiye'yi seçelim zaten. Almanya'yı da seçelim. Özelden mi yapsak acaba ya? Neyse. Çok fazla uğraşmayalım buralarla. Çok mu uzun sürer acaba bu kadar lig açsak? Şimdi Türkiye olsun. Türkiye'ye bakarıdan birinci ligi olsun. Almanya'ya bakarız. Avusturya'ya belki bakarız. Belçika, Brezilya, Çin. Yine Hırvatistan'ı çıkartalım. Hollanda, İngiltere. İskoçya'yı da çıkartalım. İskoçya'ya gerek yok. Şampiyonşipi falan ekleyelim. İsviçre'ye de gerek yok. Evet, bu şekilde açalım bakalım. Link bırakacağım istersen, hemen girmek istersen, yayından sonra bırakacağım çünkü linki. Hemen girmek istersen fmhikayeleri.com'dan aldım, oradan bakabilirsin.
Şurası bir açılsın. Önemli olan zaten Türkiye'deki transferlere bakmak. Bir kadro yapılarını inceleyelim diyorum. Kimin nerede eksikleri var? Onlara bir göz atalım. Lig neredeyse başlayacak, özellikle Türkiye'de. Hala transfer yapmayı bekleyen takımlar var, taraftarlar var. Direkt takımların içerisine girip kadrolara da bakabiliriz. Hangi mevkilere eksikler var? Onları da birlikte değerlendirebiliriz. Mevcut şartlarda kim şampiyonluk adayı olur? Onları da bir değerlendirelim. Evet, neredeyse açılacak şimdi. Ben teker teker takım takım inceleyeceğim. Evet, öyle bir yama var. 20-21 için diyorsun. 21 takım olanı diyorsun. Evet, öyle bir yama gördüm ama dediğin gibi kalıcı olarak var, ama diğer türlüsünü görmedim ben de. Kalıcı olarak da oynamak saçma. Sadece bir sezonluk oynamak evet mantıklı, ama kalıcı diğer sezonda 18'e geçen ya görmedim, yani bilmiyorum. Beşiktaş'la başlayalım ya. Direkt Beşiktaş'la açalım. Neyse, menajer özellikleri çok önemli değil. Direkt menajer olarak açıyorum ki direkt göz atalım. Evet, ne olmuş bakalım hemen. Şeylerde oynamamışlardır herhalde. Ersin'e bir şey yapmışlar mı? Yok. Zaten şöyle bir şey var. Söylüyorlar zaten. Yamada çok fazla eksik olduğunu söylüyorlar. İlerleyen dönemde takip edilirse zaten tamamlayacaklarını söylüyorlar. Şimdilik anladığım kadarıyla sadece mevcut biten transferleri eklemişler. Ekleme yapacaklardır Yamaya. Mesela Ersin'de falan herhangi bir oynama yapmamışlar. Ben seneye biraz oynama olacağını düşünüyorum. 138 potansiyeli var. Kaçtı potansiyeli? Hatırlayan var mı? Bilen var mı? Utku'da durum ne? Wellington'un konsantrasyonunda falan sıkıntı var ama. Ya bu adamı niye aldılar Alanya'dan? Ben anlamıyorum yani. Evet, Mensah'a bakalım. Beşiktaş için en önemli oyunculardan bir tanesi olabilir. Eğer performansını yüksek tutarsa. ...130 mevcut yeteneği var, 150 potansiyeli var. 24 yaşında bir tık çıkabilir yukarıya aslında. Tabii kiralık olduğu için bakayım opsiyon koymuşlar buna. 4.65 opsiyonu var. Fena değil, 4.65 çok büyük bir para değil. Kaç para var transfer bütçesinde Beşiktaş'ın? 4.63 var. Başka kim var?
Nsakala var. Onu nasıl bakayım? Yani fena bir profil değil. Gerçekte ne yapar bilmiyorum ama FM için fena bir profil değil. Tabii ilk sezon için bahsediyorum. 125'e 125. Yani fena değil. Atiba. Zihinsel özelliklere bakar mısınız ya? Başka kim var? Başka zaten transfer yok. Şuradan bir girsek. Kadro derinliği desek. Evet, kalede Utku ve Ersin var. Hadi Doğukan da kalsın. Ersin oynarsa şu anda kaleci alacağını çok düşünmüyorum. Ersin ve Utku oynayacak gibi duruyor ama tüm sezonu kaldırır mı diye düşünürüm artık Sergen Yalçın. Onu bilmiyorum. Duruma göre belki kaleci transferi yapılabilir ama bütçesi bugün çıkan haberlerde falan 300 bin euro diyorlar Beşiktaş'ın bütçesine. Biraz zor gözüküyor. Sağ bekte Douglas, sağ bek zaten almaları lazım. Şöyle şuraya yani bir de Montero geldi. Montero'yu niye koymadılar buraya o zaman? Montero gerçekten iyi bir oyuncu. Fenerbahçe kariyerinde alıp kullanmıştım sanırım. İyi de bir fiyata sattığımızı hatırlıyorum. 119 mevcut. 147 potansiyel yeteneği var. Önemli maç formunda zafiyet var 7. Sakatlanma eğilimi 4. Fena değil. Yani şu anki mevcut yeteneği biraz az ama gelişecek bir oyuncu olduğunu düşünürsek İyi bir potansiyeli var ama şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta kiralık, bilmiyorum bonservisi alınabilir mi? Eğer ki satın alım olsaydı evet potansiyelli bir oyuncu ama şu anki mevcut durumda isteklerini karşılar mı Beşiktaş'ın, göreceğiz, performansına bağlı. Ama FM'de potansiyelli stoperlerden bir tanesi. Daha 20 yaşında, kararlılığı falan da iyi. Kişiliği de dengeli. İyi gelişim gösterecektir. Yani en azından şu anda burada ekstra bir Montero'yu da eklersek Vida gider mi bilmiyorum. Vida giderse bir tane daha alır herhalde stoper. Sol bekte Nsakala var, Rıdvan var. Rıdvan nerede? Aşağıda mı? Rıdvan sakat. Hasic var. Atakan Üner var. Onu inceleyebiliriz. Evet, sağ kanat oyuncusu Atakan. Bakayım potansiyeli kaç? 117. Çok vasat. Belki 21'de biraz daha yükseltirler. Rıdvan'a bakalım. Bunların potansiyel aralığı var zaten. Düşük de çıkmış olabilir, yüksek de çıkmış olabilir. Her seferinde aynı çıkmaz. 131. Rıdvan'ın herhalde 120-150 arası mıydı? 110-140 arası mıydı? 131 fena değil aslında. Yani bu kadroyla alıp oynayayım desen şu anda bayağı zorlar. Hasic'e de bir bakalım. Hasic aslında 19'da mıydı? Çok değerli bir oyuncu oluyordu ama 147 potansiyel yetenek var. Müthiş işte, bu müthiş.
Önemli maç formu 3 ama. Sürekliliği 10. Hırs 14. Kararlılık kaç? 13. Yani üstüne durulursa 147 çok iyi. Çünkü 17 yaşında ulaştırılır. Ulaştırılırsa da iyi paralara satılabilir. Şöyle şuradan devam edelim. Rıdvan burada en sakalayla devam eder diye düşünüyorum. Burada kim var? Atiba var, Necip var, Oğuzhan var, Mensah var, Dorukan var. Şöyle yapsak. Burada Dorukan kalsın. Mensah kalsın. Oğuzhan bu tarafta kalsın. Orta sahada da 6 adam var. Yani orta sahaya da bir takviye yapılabilir ya. Beşiktaş'ın kadrosunda çok eksik var. Evet, Lance Boyd. Burada Hasiç oynar. Yani rotasyona bakıyorum. Atakan var. Hadi bu tarafta Enkodu Boyd. Laiç'i de orada sayabiliriz belki duruma göre. Güven Larin, Umut Nayır. Yani açık konuşmak gerekirse şu anda Beşiktaş'ın, yani ben Ersin'e bir şekilde güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yedeği de bir tane Utku gibi genç bir kaleci varken, ona da belki şans verilmesi gerekirken bir kaleci daha almak bu çocuklara şans verilmemesini sağlayacak. Şuradaki sol bek rotasyonu iyi. Bir sağ bek alınması lazım. Bir. Montero'yu aldılar. Şu an için stoper bilmiyorum, belli olmaz. Bir orta saha da bence alınması lazım. İki. Dorukhan ne durumda oynar bilmiyorum. Lensi falan aslında göndermeleri lazım. Kesinlikle bir tane santrofor lazım. 3. Enkodu ve Boyd hadi bir kanadı idare etse, bir tane daha kanat alınır mı? Yani bir 4-5 oyuncu net bir şekilde Beşiktaş'ın takviye yapması lazım. Şu anki transferler yetersiz. Galatasaray'a gidelim buradan. Altta kim var kullanılacak, onlara bir bakalım. Mustafa Kapı'yı atmamışsınız oraya, Lille. Resmi imzalamadı mı? Şimdi kim var? Fatih Öztürk. Libero kaleci değil, direkt kaleci olarak oynatılır da. Ha, fena değil. Mustara gelene kadar oyunda da idare edebilir. 115-120. Ama Okan oynar yani oyunda. Gerçekte muhtemelen Fatih oynayacak da oyunda Okan oynar. En azından potansiyeli var. Ozan Vafor nasıl? Fena değil. Karar alma zafiyeti var. Konsantrasyon zafiyeti var. Yaşı genç, bunlar düzelebilir. Teknik özellikleri stoper için iyi. 132 potansiyeli var. Yani çok uzun süre kadroda kalır mı yıllarca? Zannetmiyorum. Omar'a bakalım. Omar çok iyi ya. Omar'ın profiline daha önce de göz atmıştım. Oynadım mı hatırlamıyorum hiç Omar'la. Zannetmiyorum, oynamamışımdır herhalde. Ama
130'a 135. 130 iyi ya. Süper Lig için iyi. Yani 2-3 sene idare edecektir. 27 yaşında en azından 30 yaşına gelene kadar idare edilir. Sonra da satılabilir. 23'e kadar sözleşmesi var. 2 sene, 2,5 sene kullanılabilir rahat. Çok dengeli dağılmış özellikleri. Çok güzel bence bu. Yani adamın yapabileceği her şey var. Aleykümselam Elisko, hoş geldin. Şimdi yani ben Galatasaray'ın Omar transferini çok beğendim. Şu gizli özelliklerine bir bakayım. Önemli maç formu 12, süreklilik 12. Fena değil. Raporlarına bakalım. Hava toplarında etkisiz diyor. Çok büyük bir zafiyet değil. 1.79, 9 zıplama, kafa vuruşu 9. Yani diğer özellikleri hava zafiyeti haricinde 12-13 zaten. Çalışkanlık 15, hızlanma 15, çeviklik 14, dayanıklılık 14, takım oyunu 15. Bence çok rahat Süper Lig'de sürekli oynar ya, ilk etapta en azından. Lüşün potansiyeli kaç çıkmış? 122 mi? Ömer Bayram. Arda Turan'a bakalım. Evet, fiziksel anlamda bayağı düşse de teknik anlamda hala iyi. Zihinsel özellikleri de fena değil. Solda değil ama ortada, evet, kullanılabilir. 120'ye kadar düşmüş mevcut yeteneği, çok düşmüş. 586 maaşı var. Bu maaşa iyi bir oyuncu. Hem Türk, 32 yaşında. Fena değil. Ara ara kullanılabilir rotasyonda. En verimli dönemini de geride bırakmış olabilir diyor. Belhanda kim izliyormuş? 50'ler. Emre Kılınç nasıl? 10 milyon euro piyasa değeri var. 353 maaşı var. Burada gözüken. Kayıt etmek şöyle. Burada FM yazan yere tıklıyorsun. Oyunu kaydet yaparsan direkt olan save şu an açtığın save'in üzerine kaydeder. Eğer oyunu farklı kaydet yaparsan da başka bir kayıt açabilirsin. Fark etmiyor yani, senin nasıl oynadığına bağlı. Yedeklemek istersen bazen bir sıkıntı oluyor, save gidiyor falan. İki save yapıp bir ona kaydet, bir ona kaydet yapabilirsin. Zaten çıkarken sana sorması lazım. Bak, oyundan çık ve kapat dediğinde mevcut oyun kaydedilmedi mi der. Kaydetmek ister misiniz de evet dediğinde zaten kaydeder. Oyundan çıkarken uyarı verir. Hayır dersen kaydetmemiş olursun. Yani onu soruyorsun herhalde, değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, Sekidika. Yani biraz daha zihinsel özellikleri gelişmesi lazım. Biraz süratli bir oyuncu. Bitiriciliği de fena değil bir kanat oyuncusuna göre ama biraz daha yani belki ters ayak olduğu için orta yapması değil de zihinsel özelliklerinde bir gelişim gösterse daha iyi olur. Vizyonu falan fena değil de özel yeteneği düşük 10. Random profilde olabilir. Bakmadım buna, belki de
Bilen varsa söylesin, random profilse şu an farklı çıkmış olabilir de özellikleri. O zaman her kariyerde farklı çıkar. Falcao. Falcao yani sakatlanmazsa atar abi, atar. Ceza sahası içinde en azından atar. Zihinsel özellikleri falan çok iyi ya. Jagne Reis. Valla oyunda ben Jagne'yi oynatırım ya. Her türlü de satılır zaten. 27 yaşında. Özellikleri de yani zihinsel çalışkanlık, takım oyunu falan çok kötü ama oyunda herhalde Jagne'yi oynatırdım. İş alakası zayıf diyor. Zaten burada da söylüyor. Ama çoğu Süper Lig takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği bir isim diyor. Atladığım isimler olursa yazın siz bana. Rica ederim, ne demek? Evet, Beşiktaş'ın en çok Montero transferini beğendim. Galatasaray'ın da en çok Omar transferini beğendim. El Abdellahi. Nasıl okunuyordu ya bu? Adam kendi bile zaten şey yaptı, makarasını yaptı. Omar diyelim geçelim ya biz. 38 maç milli takımda oynamış gözüküyor Norveçli. Yani Lines mi, Omar mı? Yani şu an oyunda başlasam kariyere muhtemelen Omar'ı oynatırım. Evet, Lines'in bir takım artıları var ama onun dışında çok fazla eksileri var. Top kapma gibi, denge gibi, güç gibi. Biraz daha farklı bir oyuncu isterim. Yani Omar bana göre çok dengeli, çok üst düzey bir oyuncu değil. Çok da vasat bir oyuncu değil. Tam orta seviye bir profili var. Böyle oyuncuları seviyorum. Ben her zaman görevlerini iyi yapıyorlar. O yüzden onunla devam ederim. Şimdi buradan da Trabzon'a geçelim. Tabii en çok transfer Fenerbahçe'de var. Şimdi Beşiktaş'ta Galatasaray'a biraz az değindik mecburen. Çok fazla transfer yok. Erce kardeşler. Evet, Erce iyi bir kaleci. Fena bir kaleci değil zaten. Altınordu'dan da tanıyorduk. 130 potansiyeli var ama 25 yaşında olduğu için çıkabilir mi bilmiyorum. Şu anda da gerçekten de Uğurcan'ın arkasında bekleyecek. Ya Erci diyorum ya. Erci'yi zaten geçen almışlardı. Muhammed Tepe. Çok özür diliyorum. Altın Ordu olunca ikisini karıştırdım. Erci'yi zaten daha önceden almışlardı. Muhammed Tepe yeni geldi. Yani Muhammed Tepe de aslında potansiyelli bir kaleci gibi gözüküyordu ama şimdi 21'de profiliyle biraz oynarlar diye düşünüyorum. Muhammed'in buradaki profille hiçbir şey yapamaz. Yani Uğurcan Çakır'la zaten mevcut durumda forma yarışına girmek çok zor. O gitmeden birinin formayı kapabileceğini düşünmüyorum. FM hikayelerinden aldım ama çok fazla eksiği olduğunu söylüyorlar. Anladığım kadarıyla öyle paylaşmak istemişler. Devam eden süreçte eksikleri tamamlayacaklarını, güncellediklerini söylüyorlar. Herhalde millet bir değişiklik olsun, transferlerle oynasın diye yayınladılar. Etgalli. Yani profil olarak fena değil. Bir zafiyeti yok. 11'in altında çok stoper özelliği yok.
Zihinsel olarak biraz zayıf olsa da 11-12'lerde idare ediyor. Fena değil aslında ama boyu çok kısa ya. 1.78. Yani zıplaması da 10. Hava topu zafiyeti yapar. Bek'e koysak. Bek'te de topsuz alanı kötü. Orta yapması çok iyi değil. Ama stoperde oynatacağımı Bek'te oynatırım. Oynatacaksam eğer. Azerbaycan topçuları bakarız onlara da nasıl bakacağız? Çıkmaz ki hepsi Azerbaycan topçuların. Başta işaretlemek lazımdı özel açık veri tabanını. Evet en çok konuşulan isimlerden biri Marlon. Opsiyon var mı bunda? 1.40 opsiyon var. Yani fena değil. Bir bek oyuncusuna göre gayet hücum özellikleri iyi. Hızlanması 13-14. Belki orada biraz zafiyet yaşayabilir. Bir de konsantrasyonu çok düşük. Niye öyle acaba? Konsantrasyonu 7. Çok düşük geldi bana konsantrasyonu. Bilinçli olarak verilmiş mi yoksa gerçekten analiz ederek verilmiş bir şey mi bilmiyorum. Ama hücumsal anlamda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Savunması da fena değil. Top kapması 14, markajı 12. Bir karar alma ve konsantrasyon zafiyeti olduğu için ayağında top tutarsa kaybedebilir. Baskı yediği anlarda top kaybeden oyuncular oluyor ya, onlar da çok önemli bu konsantrasyon ve karar alma. Baskı yediği zaman topu kaybedebilir. Tabii gerçek anlamda bahsetmiyorum. Burada profil üzerinden konuşuyorum sadece. Flavio'yu inceleyelim. Fena bir profili yok onun da. Sadece denge 10. Yani bitiricilik iki yönlü orta sahada evet biraz önemli ama dribbling falan daha önemli. Pası 12. Yani onun da aslında Omar'da bahsettiğimiz gibi biraz ortalama profili var. Omar kadar iyi olmasa da özellikleri birbirine yakın. 123 mevcut, 126 potansiyeli var. Marlon'un kaçtı? 116'ya 130. Yani performansına merak ettim. Marlon'un acaba oyunda nasıl olur performansı? 1.40 opsiyonu var. Performansına göre bir karar verilir anca. Flavio da fena değil. 3-8 bonservisi var. Anders çok iyi ya. Yani illa ki zaten FM'ciler biliyordur onu. Pası 15, top kapma 13. Onun da biraz bitiricilik kötü. Çok önemli değil. Ön sezileri olmuş. Hızlanma 9-10. Biraz ağır bir oyuncu. Sadece son vuruşlarda istikrarsız diye çıkıyor. Teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Birden fazla mevkide oynuyor diyor. Bakalım. 120'ye 135 bu da. Önemli maç formu falan 12. Fena değil. Orta sahada rahat bir şekilde kullanılır. Ya bu maaşlar tabi biraz az olmuş ya bu maaşları yapamamışlar sanki 147 bin mi alıyor yıllık? İmkansız ya. 2.2 milyon euro piyasa değeri var. Zaten böyle başlarsa bu oyun bunlar böyle alıyorsa 3 ay sonra sözleşme ister hepsi. Abdülkadir Ömür'e bakalım kim izliyormuş. Real Betis. Başka kim var? Şeyler falan yok mu ya? Balıkesir'den aldıkları çocuk. Rahmi, Anıl Başaran. Onu merak ettim. 19 yaşında fırsatçı golcü olarak gözüküyor. 13 bitiricilik. Yani potansiyeli yoksa kullanılmaz. 119 potansiyeli var. Çok zor ya bu profillerle.
Ya tabii bu profiller şeyde değişebilir ya. Yamaya çok bakmamak lazım. Galatasaray'ın kadrosunu da konuşmadık ya, Beşiktaş gibi çok şey geçtik ama Beşiktaş'ın daha fazla zafiyeti var. Yani Galatasaray'ın biraz orta sahaya takviye yapsa yeterli olur diye düşünüyorum. Zaten forvet alacak durumu yok. Falcao var, Cagne var. Yani Cagne'yi falan satmadan bir forvet düşüneceklerini çok zannetmiyorum. Kanatlarda da kullanacağı oyuncular var. Yani şu an satış yapmadan Galatasaray'ın da transfer yapması bir kadroyu şişirmek yani. Başka bir şey değil. Sadece giden orta sahaların yerine oyuncu alması lazım. Yani stoper desen hep 11 oyuncuları var şeylerde. Beşiktaş gibi değil. Biraz daha nokta atışı yapsalar aslında fena bir kadro kurulmaz. Yani Beşiktaş'ın aslında Fenerbahçe'ye kadar değil ama Fenerbahçe'ye yakın bir performans sergilemeliydi transferde diye düşünüyorum. En az bir 4-5 tane nokta atışı yapmalıydı. Vakayeme, Sörloth, onlara zaten onlar devam ediyordur aynı şekilde. Onlarla oynadıklarını çok zannetmiyorum. Başka da kimse yoktu herhalde ya. Plaza var. Valladolid'den kiralık. Evet, çok güçlü bir oyuncu. 1.88, 82 kilo. 5 yıldız gözüküyor potansiyeli. Kaçmış? 137. Evet, Türkiye standartları için iyi. Ama ilk kontrol yedi. Kafa vuruşu yedi. Biraz daha bu kanatta kullansak daha iyi ya bunu. Yani forvette kullanırsak çok verim vermeyebilir ama kanatta kanat forvet olarak kullanırsak güçlü de bir oyuncu. Bazı pozisyonlarda yıkıp geçecektir. Potansiyeli de var. Opsiyon var mı? Opsiyon yok. Yani ancak sol kanatta bence kullanılır. Bitiricilik harici forvet özellikleri, santrafor özellikleri kötü. Boyu da o kadar var yani. Zıplaması 12, kafa vuruşu 10. Bazı oyuncuların fiziksel olarak iyi olsa da böyle bir sıkıntısı olabiliyor. Karar alması 15, fena değil. Kararlılık 11. Evet, fena değil. Yani çok iyi değil ama çok da kötü değil zihinselleri, ama fiziksel anlamda bayağı iyi. Dayanıklılık 16, güç 17, hızlanma 16. Başka da yok herhalde. Yani Beşiktaş'a baksak şey pardon, Trabzonspor'a baksak kadrosunda ne yapabilir diye. Kanatlara çok bir takviye gerek yok. Forvet'e de zaten gerek yok. Onlar orta sahaya da adam aldılar. Gerçi belki orta sahaya bir tane daha alırlar. Stoper lazım. Her türlü stoper lazım. Sol bekte de kimi düşünecek acaba Marlon olmazsa? Sağ bekte Pereira imzaladı zaten. Kamil Ahmet var. Stoperde evet, stoperde eksiği var ya. Kale de sağlam. Yani iyi bir stoper bulurlarsa fena bir kadro değil zaten. Fena da bir performans sergilemediler. Evet, ayrılan oyuncular oldu ama bir iki nokta atışıyla Trabzon'un hali iyi duruma gelir yani. Fenerbahçe'ye geçelim. Zanka'da bir değişim var mı? Zanka'nın özellikleri düşmüş. Güncellemede mi düşmüştü acaba? Hiç kullanmadığım için, gelir gelmez sattığım için hatırlamıyorum. Evet, Lemos. Ya zihinsel özellikleri hep 11 ya. 11-12 çok düşük.
Evet, stoper özellikleri fena değil ama yani Fenerbahçe'nin bu profille Fenerbahçe bilmiyorum oynama yaparlar mı ama 120 mevcut, 139 potansiyeli var. Yani şurada Serdar Aziz'in profiline bakınca oynatmazsın ya. Yani daha çok böyle ilk kontrol özelliğinde öne çıkıyor. İşte köşe vuruşlarında öne çıkıyor. Orta yapmada öne çıkıyor. Penaltı serbest vuruşta öne çıkıyor. Ama stoper özelliklerine baktığımızda kafa vuruşunda Serdar önde. Markajda, pas, top kapma hepsinde Serdar önde. İlginç. Yani ön libero da kullansan daha iyi ya adamı. İlginç. Gökhan Gönül ne durumda? 13-14 hızlanma. Bir ayağa kalmaz 12'ye iner onlar. 130 fena değil. Fena değil ya, ilk sezon için kullanılır. Zihinsel özellikleri yeter zaten. Teknik özellikleri de iyi. Driblingi kötü tabi. Hızlanma da dediğim gibi bir ayağa kalmaz 12'ye falan düşer. Raporlarda ne diyor? Bir tek zıplama konusunda kötü diyor. Gökhan Gönül zaten bildiğimiz Gökhan Gönül. Caner ne durumda? Caner'in de her zaman gözüme çarpan şu top kapmaya. Bütün özellikleri top kapması 9 adamın. Biraz daha ofansif anlamda kullanılacak bir adam. Yani katkı sağlar. Yaşına göre her türlü katkı sağlar. Oynatılır yani. Hasan Ali ile oynayan FM'ciler için, Fenerbahçeli FM'ciler için Caner bulunmaz nimet olacaktır. Evet, Novak. Bu kadar şey ki bir de çok yabancı adam da yok. Hep bildiğimiz adamlar. Hep Türkiye içinden transfer yaptığı için. Novak'ın kaçmış. 130 muydu Novak'ın ya? Aynen 130. Şimdi burada Novak'ı mı oynatırım? Caner'i mi oynatırım? Ben Caner'i oynatırım. Arkalı önlü acaba oynarlar mı? Yamayı fmhikayeleri.com'dan aldım. Eğer bulamazsanız zaten yayın sonunda videonun altına link bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. İsmail Yüksel'e bakalım. Çok vasat bir profil. 20 yaşında bir oyuncuya göre çok vasat. Potansiyel de koymamışlar. Öyle eriyip gider. Sözleşmesi bitene kadar altyapıda falan kalır. Yani şu anki profili üstünden konuşuyorum. Gerçekte ne verir, nasıl olur bilmiyorum ama şans verilir mi onu da bilmiyorum. Lirarı izleyenler var. Hemen sat sat sat. Tolga ile bugün feshedildi zaten. Şurada biz de gönderelim ya. Şuradan göndereyim hemen. Keşke bu kadar kolay olsa oyuncu göndermek. Evet, Sosa. Miydi Sosa? 145. Maşallah maşallah. Yani şu fizikselleri ölse de işte geçen sene Emre'den belliydi. Kullananlar bilir Emre Belözoğlu'nu. Fiziksel özellikleri yerle bir bile olsa böyle oyuncular iş yapıyor ya. En azından Türkiye'de iş yapıyor, Avrupa'da yapamasa da. Yani böyle çok kuvvetli, çok güçlü fizikli takımlar çıkmadıkça, evet orta sahada bazen hata da yapıyorlar fiziksel özellikleri düştükçe ama bir de Emre'nin şu zihinsel özellikleri çok daha fazlaydı. O yüzden iş yapıyordu ama Sosa da yapar, en azından oyunda çok iyi iş yapar. Pas 17, kontrol 16, teknik 17, vizyon 17.
Regista da oynar. Çok iyi de Regista olur. Evet, Yama için şöyle bir şey var. Zaten ben bu video konseptini düşünüyordum açmayı. Açıp direkt kendim oyuncuları bulup transfer edip editörden sadece 4 büyükleri inceleyecektim. Bugün rast geldi. Yama'nın çıktığını gördüm. O yüzden indirdim, bu yayını açtım. Şöyle bir durum var. Eksik olduğunu söylüyorlar. Niyeyse bilmiyorum. Erken yayınlamışlar herhalde, kullanmak isteyen kullansın diye. Güncelleyeceklerini, sorunları zaten bir sürü görüyorsunuz. Bir sürü eksik var. Güncelleyeceklerini söylüyorlar. Daha sonrasında takip etmenizi söylüyorlar. Siz de oradan yine takip edebilirsiniz. Ben de takip ederim. Haberim olduğunda sizle yine paylaşırım. Yine bir belki içerik yaparız. Ama dediğim gibi yani ilerleyen dönemlerde düzelteceklerini söylüyorlar. Zaten mantıken transfer dönemi bitmeden de bu Yama'yı güncellemek biraz daha saçma olacak. Elbet son gün transferleri bile olacaktır. Net bir şekilde yani transfer dönemi bitmeden tam güncelleme olacağını zannetmiyorum. Yani en azından ne yapar? Bu transfer dönemi bittiğinde yeni oyun çıkana kadar, çünkü anladığım kadarıyla pandemiden dolayı yeni oyun biraz geç çıkacak. İşte o ara biraz gazımızı alır oynarız diye düşünüyorum yeni transferlerle. En azından yeni oyun çıkana kadar. Şimdi nerede kaldık? Sosa'yı mı inceledik? Ferdi'ye de artık bir potansiyel koysunlar ya. Potansiyel aralığı olacak bir oyuncu değil artık Ferdi. 156 çıkmış burada. Ey maşallah ya. Biz oynasak çıkmaz. 130-160 aralığı var Ferdi'nin. Şansa 156 çıkmış bu oyunda. Yani bir aralık koyun artık adama ya. Oynamaya da başladı. Şey, aralık diyorum. Bir net bir sayı koyun yani. 140 koy, 150 koy, 145 koy, 143 koy, ne bileyim. Aralıklı olunca saçma oluyor. Yani 130 da çıkabilir şu adam açtığınız oyunda. 160 da çıkabilir. Hiç belli olmaz yani. Evet, Mert Hakan. €5,5 milyon değeri gözüküyor. Mert Hakan 125'e 135. Emre Kılınç daha iyiydi herhalde. 130 da Emre ya da 135. Evet, 135'e 140. Emre'nin biraz çok fazla oynama olmaz da Mert Hakan'ın 21'de sanki biraz daha oynama olacak diye düşünüyorum profilinde. Yani biraz yükseltecekler bence. Burada mevcut oyuncuları direkt hiçbir şeyle oynamadan tabi attıkları için. Rodriguez de gidecek herhalde. Feshetmeye uğraşıyormuş Fenerbahçe. Mevlüt'ü de atalım şuradan ya. Buna da feshetti. Sinan Gümüş'e bakalım. Evet, Sinan zaten bildiğimiz bir oyuncu. Sağ tarafta rotasyonda kullanılır. Yani teknik özellikleri mükemmel. Zaten şu zihinsel özellikleri de buna katlansa Avrupa'da iyi takımlarda oynar yani. Şurada hep 14-15 özellikleri teknik anlamda. Uzaktan şutu falan 16. Çevikliği de biraz iyi olsa şu çekip vurma konusunda en azından oyun içinde çok iyi olur. Ama işte burada ön sezisi, kararlılığı, karar alması, bunlar çok büyük zafiyetler. Bunlar yüzünden çok etkili olamaz. Ama fena bir oyuncu değil. Kullanılır. Belli bir süre kullanılır. Rotasyonda en azından kullanılır. Deniz'in arkasında bekleyebilir. Deniz, Sinan. Hem sağ tarafı Deniz, Sinan yaparsanız yabancıdan da kurtulursunuz en azından bir mevkide. Ener Valencia. Gerçi sağ tarafta da Ener Valencia'yı da kullanabiliriz. Yani ben forvette kullanacağım ama çift forvet oynamıyorsam, eğer tek forvet oynuyorsam sağ tarafta kullanırım Ener Valencia'yı. Hatta sağ ayaklı olmasına rağmen kanat forvet, ters ayaklı kanat oyuncusu bile yapılabilir. Kararlılığı falan çok iyi, hızı iyi, çevikliği mükemmel. Gerçekten güzel ya. En son milli takımda birkaç
kaç sene önce, 2-3 sene önce maçtan izlemiştim. Aynı yine kanat forvet şeklinde oynuyorlardı zaten. ...1.74 boyu var. Yani tek başına koyarsan bu adamı ezilir ya stoperler arasında. Böyle Emenike tarzı çok kuvvetli bir adam değil. Yani orada Emenike tek başına olsa, tabi Emenike'nin boyu uzun Ener Valencia'dan da, tek başına bile olsa yıkıp geçebiliyordu. Valencia o tarz bir oyuncu değil. Biraz daha o yüzden bence kanatta kullanılır diye düşünüyorum. Yani oyunda böyle sanki alıp topu gidecek bir adam yani profil. İlla ki kullanan vardır da 10 milyon euro da piyasa değeri var. İyi satılır ha bu adam. Şöyle 1,5 seneye 20 milyon eurolara falan 15 milyon eurolara rahat satılır yani bu yaştaki bir adam. Vedat Muriç o da gidecek herhalde. Artık son aşamalara gelindi. Lazio da açıkladı. Taraftarları bile açıkladı. Herhalde gidecek. Frey de gider herhalde muhtemelen. Ya böyle bir adam olabilir mi ya? Çalışkanlık 20, cesaret 18, kararlılık 18. Sahaya her şeyini yayıyor. Yani kararlılık sahaya elinden gelenin her şeyini koyuyor. Çalışkanlığı mükemmel. Müthiş çalışıyor. Ama bunları yapacak özellikleri yok. Yani ilk kontrol 9, bitiricilik 12 falan. Hiçbir özelliği olmayan, çok çalışan bir oyuncu. Nasıl bir tip? Yani nasıl bir şey bilmiyorum ya. Ya arkadaş şuralardan alıp biraz şuralara verin ya. Tuhaf bir profil yani. Gerçekten tuhaf bir profil. Başka atladığım var mı? Atladığım yok herhalde. Şimdi bunların Altay, Harun, Ahmet desek şu an için buraya Sangare falan konuşuluyor. Antalya Başkanı görüşmemiz oldu dedi ama Gökhan Dirar'la Murat'ı düşünmüyor anladığım kadarıyla Erol Bulut. Oraya bir sağ bek alınacak. Yani şöyle desek Dirar'la Murat'ı da silsek. Caner Novak burada zaten. Buraya bir değişikliğe gerek yok. Zanka durumu belirsiz. Yani Lemos oynar herhalde burada ya. Serdar'la Lemos mu oynar? Bir tane daha stoper alınır mı? Ya yani burada da Jorgensen hepsinden güçlü gözüküyor Zanka. Jason'u şuradan stoperden kaldıralım. Kimse niyetlenmesin orada oynatmaya. Gustavo Jason desek burada. Ön tarafta şurada Sosa Ozan desek yine Tolga var. Bu tarafa da Zayiç kalıyor. Zayiç gider herhalde. Mert Hakan var. Ferdi'yi ortada kullanır mı? Kullanmaz herhalde hiç. Kimseyi unuttuk mu? Gustavo'yu koyduk. Sosa'yı, Ozan, Tolga'yı koyduk. İsmail Yüksek var işte. Vallahi anca spor salonunda çalışır zaten. Gerçekten yani böyle bir profil olur mu ya? Yani şöyle kapatın ekranın sağ tarafını bir de sol tarafını, teknik ve fiziksel özellikleri. Zihinsel bu adam neymiş dersin ya? Yani her şeyi yapıyor dersin ama sanırım futbolcu değil. Hani çok çalışan bir adam ama futbolda değil. Futbolla alakası yok. Yani şu nedir ya? Şuraya gel. Bomboş bir profil. Buraya bak. Çok iyi bir profil yani. Sadece soğukkanlılık zafiyeti var. Yani kendini 18 cesareti olan adam, 20 çalışkanlığı olan adam biraz abartılmış yani. Kararlılığı 18 olan bir adam. Yani ben hiçbir şey değilim. O yüzden çok çalışmam lazım demiş. Çalışsa da olmuyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani şuraya Deniz Valencia Sinan desek. Bu tarafa Rodriguez ne olur belli değil şu anda. Ona bir çizik atmayalım şimdilik. Ferdi var. Zaten Ferdi oynar.
Verdi'ye de burada artık sol kanat özelliği kazandırırlar diye düşünüyorum. Adam oynuyor yani, sol kanatta oynuyor hem de. Ortada çok düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Burada Vedat Muriç'i silsek, Valencia'yı da silsek, burayı da silsek, buraya bir şey kalmadı. Yani Valencia'yı forvet için düşünüyorlarsa bence hata yaparlar. Gerçi Thiam var ya, Thiam'ı çok eksiği var Yaman'ın. Ben mi göremedim yoksa? Ha, 19 yaş altındaymış. Ne alaka ya? Burada başka kim var? Berke var. Okan, Abdül var. Abdül'ü kiraladılar. Cenk Alptekin'i gönderdiler. Barış Sungur var. Ona bir bakalım. Az kadroya gönderelim. Mehmet Yamı niye? Allah yar var. Bak onları unutmuşuz ha. Ne alaka yani? Onları niye şey yaptınız? Onu anlamadım. Mehmet Yam. Yani Fenerbahçeli taraftarlar ilk etapta çok beğenmedi ama hat-trick yapınca herkes övmeye başladı. Yani oynuyor ya. Türkiye'de bu tarz oyuncular oynuyor. Her zaman bakın. Bu tarz oyuncular her zaman Türkiye'de oynuyor. Yani bunu bir genelleme o anlamında söylemiyorum. Herhangi bir ırkçılık vesaire o anlamda söylemiyorum. Her zaman çok çalışıyoruz. Zenci oyuncular. İleri üçlü. Anadolu takımlarında yurttan başarılı olan takımlara bakın, her zaman ileri üçlüsü genelde zencilerden oluşuyor. Adamlar çalışıyor ya, adamlar yani çok yetenekli değiller ama genelde çok atletik, süratli ve çalışkan oyuncular oluyor. Bu profilde değişir yalnız, bu profil böyle kalmaz. 105'e 114. Şu anki profille hiçbir yerde oynayamaz ama oynar. Tiam'ı da şöyle yapalım. Yani mantıken Tiam'ı solda kullansa Allah yar var. Hadi forvette kullansa Tiam'ı. Allah yarı düşünüyor mudur bilmem. Yani Ferdi'yi solda kullandığında Tiam'ı belki forvete atabilir. Çift oynamayı düşünüyor mudur zannetmiyorum. Yani şu an için mevcut kadro bu. Şeye bakmadık. Barış Sungur'a bakmadık. Barış Sungur'a bakalım. Barış Barış Sungur stoper mi? Sağ kanat oğlum bu adam. Forvet bu adam ya. Siz ne yaptınız ya? Bitirmişsiniz siz bunu. Şimdi bence çok oynamaya başlamayın. Yani şu kadar bu Yaman'ın bir anlamı yok ya bu kadar. Çünkü bu transferleri editörden dört büyük takıma ben de atarım. En azından bir iki sezon oynarsın yani. Bu ne abi? Adamın mevkisini de hatalı yapmazsın ya. Evet, Fenerbahçe zaten Zahavi'ye bir bakalım. Zahavi'yi alırsa Zavi'yi hatta atsak mesela. Gelmedi ama bir kadroyu görme açısından atalım. Evet, Zavi burada oynasa. Hadi Tiam ve Valencia'yı yedeklese onu. Kaç yabancısı oluyor? Zavi. Şuradan kaldıralım Zavi'yi. Bir Zavi, iki Tiam, üç Allah yar. Dört Geri, beş Valencia. Zayiç 6, Sosa 7, Gustavo Jason 9, 10, 11, Zanko 12. Şu an 12 var. Yani seneyi de düşünürse, eğer seneye gelecekse eğer ki kısıtlama, çok fazla da yapmaması lazım yabancı transferi. Yani biz bir de Dirar'ı falan çıkardık oradan yani. Dirar falan var. Yani şu anda muhtemelen kaleci arıyor dendi ama ben Altay kesilse bile Harun'un oynayacağını düşünüyorum. Sağ bek bakıyorlar. Sağ bek alacaklarını düşünüyorum. Stopere eğer Zanka memnun kalırsa Erol Bulut, Zanka'nın durumuna göre
stoper alınmayacağını düşünüyorum. En azından Serdar ve Lemos oynar. Zanka ve Sadık yedekler diye düşünüyorum. Ki Zanka'ya da bayağı para veriyorlar. Eğer iyi bir şartla gönderilmezse ellerinde kalacağını düşünüyorum. Orta saha rotasyonu yetecektir. Orta sahada çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Burada daha Ömer Faruk falan da var. Oynarsa tabii, yani oynarsa diye söylüyorum. Ama orta saha rotasyonunda bugün Tolga ile falan da feshetmişler. Orta saha rotasyonu yeter. Sağ taraf da iyi. Sol taraf da fena değil. Geri Rodriguez'in gidiş durumuna bağlı. O zaman Thiam'ı solda sayabiliriz. Thiam'la Ferdi'yi, ya da sol kanat alırlar mı zannetmiyorum çok fazla. Ya da Zahavi gelirse solda da oynar. Bu adam her yerde oynar ya. Yani şurası çok önemli. Şu üçlünün eğer böyle oynuyorsanız 4-2-3-1'de de fark etmez. Şurada Thiam'ın solda, sağda, ortada oynayabilmesi, Zahavi'nin aynı şekilde, Valencia'nın aynı şekilde, Ferdi'nin aynı şekilde forvet olmasa da şuralarda oynayabilmesi, bu çok önemli. Yani Sinan Gümüş'ü bile yeri geldi mi forvete atarsın çiftlediğin zamanlarda falan. Yani bu çok önemli. Şuradaki üçünün dönmesi seni bir iki adamdan kurtarır. Rotasyonu sağlarken onu düşünerek yaparsan bir iki adamdan kurtarır seni. Merak ettiğiniz bir transfer var mı? Yani merak ettiğiniz derken profiline bakmamı istediğiniz, daha transfer olmamış ama ihtimal olur. Herhangi bir transfer haberi konuşuluyor olur. Messi kaldığını açıkladı. Ya adam nasıl fake attı? Bütün medyayı karıştırdı. Anlaşamadı adam. İlginç ama ya. Bedelsiz gitseydi çok ilginç olurdu. Böyle atladığım transferler de olabilir ha. Yani şöyle bir baktık, Tiyan falan 19 yaş altındaydı. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bile, Trabzon'da bile olabilir yani. Öyle bir şey varsa da kusura bakmayın. Şeye bakacağım ya. Alanya çok iyi transfer yapmış ya. Gerçekten çok iyi transfer yapmış. Bu adam 17'de miydi? Yıldızdı ya. Kaçtaydı ya? Bir seride çok acayip oluyordu bu adam ya. 17, 17 değil miydi? Daha mı eskiydi? 26 yaşında olduğuna göre. Şuraya bak. Sosa'da 9 milyon almış. Çok daha iyiydi ya. Ama şu Türkiye'de yani şu özelliklerle her türlü iş yapar ya. Valla Kolibali olabilir. Eğer ki normalde City'nin eğer Messi transferini yaparsa daha başka bir şey yapacağını çok düşünmüyordum ama şu anda Messi kalacağını açıkladığı için farklı yönlere yöneleceklerdir. Ya yani Messi zaten o mevki boşta olduğu için yapılan bir transfer değil. Ama Kolibali'yi istiyor City. Alabilir, bitirebilir ama Napoli başkanı çok tuhaf bir adam. Yani vermedi mi vermez. Transferlerde değişik huyları var. Tuhaf bir adam yani. Ondan transfer yapmak zor. Yani konsantrasyonu ve soğukkanlılığı çok düşük ya. Bu profile, şu kadar büyük bir profile biraz Frey'in özelliklerinden katalım buna. Ya inanılmaz bir profili var ama şu soğukkanlılıkla konsantrasyonu çok düşük. %67, hey maşallah hey maşallah. Böyle adamlar. Jason'a bakalım ne olmuş. Şu Jason'u da iki yönlü özelliğini tekrar verirler mi acaba? Bu sene de gerçi hiç oynamadı. Vermezler herhalde. Yani buradaydı 19'da. Gerçi sonradan kazanıyor da. Stoperi bile vermişler adam. İlginç. Şu Zanka'nın
Mevcutu kaçtı? 125. Oynatmazsın ya oyunda Zanka'yı herhalde oynatılmaz. Montero'ya bir daha bakacağım. Hangi Montero'ya gittik ya? Javier Montero. Bu transferde opsiyon yok değil mi? Beşiktaş'ın opsiyonu yok değil mi? Bilen var mı? Bilen varsa yazsın bana. Burada 16,5 milyon serbest kalma bedeli gözüküyor Javier Montero'nun. Burada transfer etmemişler ama Beşiktaş'a atsak değeri kaç olacak acaba merak ettim. Bir. Bu transfer zaten transfer sezonunun başından beri konuşuluyordu ya o kesindi zaten. Sara bakalım. Kire miydi? 2 A mıydı? Hep şaşırıyorum. Malaksar. Ya şu adam bilmiyorum ya. Türkiye'ye gelsin isterdim ben. Kime gelirse gelsin ama Türkiye'ye gelsin isterdim yani şöyle bir adam. Tabi oynatılacaksa, üstünde durulacaksa 20 yaşında adam yani şu adam yıllardır Fransa Lig 1'de forma giyiyor. Yani şuraya bak. 16-17'de 2016-2017'de 26 maç. Sonra ligde sadece 21 maç. Sonra da 35 maç forma giymiş. Yani daha 20 yaşında Chelsea'ye gidiyor. Biz şunları niye yapamıyoruz ya? Kafaya giderse zaten yöneticiler bu kafayla giderse biraz zor yapılır da. Yani oluyor işte adam bak Fransa Lig 1'de Nice şey mi yani köy takımı mı oluyor oynatınca. Yapılıyor abi ya adam 16-17 yaşında vermiş formayı. Vermiş yani olmuş. Sen vermediğin için Melih Demiral gidiyor oradan geliyor. Oradan yükseliyor Juventus'a kadar gidiyor bak olmuyor değil. Bu topraklardan niye oyuncu çıkmıyor diye her zaman bir laf vardır ya biz 80 milyon insanız hiç oyuncu çıkmıyor. Sen vermiyorsun şansı o da gidiyor başka yerde değerlendiriyor çalışıyor gidiyor Juventus'a. Bak bu adam da Fransa Lig 1. Senin liginden daha mı kalitesiz bir lig? Hayır. Nice bugün çıksa çoğu takımımızı yener. Ama adam oynatıyor 17 yaşında oyuncuyu stoper bir de. Bizde korkarlar. Aa Rıdvan. Rıdvan Solbek oynadı bilmem nerede hata yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne uygun değil. Hani Şampiyonlar Ligi'nde oynattın mı da Şampiyonlar Ligi'ne uygun değil. Hata yapa yapa öğrenecek bu adamlar. Bu adama şans vermezsen bu adam kendini nerede gösterecek? Ben anlamıyorum bu algıyı. En sakalı oynasın o zaman. En sakalı hata yapınca bir sıkıntı yok. Çünkü niye 30 yaşında? Yani, yani gerçekten tuhaf bu algı. Bu. Önce taraftarların kendini değiştirmesi lazım. Bu da çok iyi bir profil ya. Yani daha 20 yaşındasın, 21 yaşındasın ama mükemmel bir profil. Çok iyi transfer. Chelsea çok iyi kadro kuruyor. Abramovich yeniden küllerinden doğacak herhalde. Bir de başarılı olurlarsa, Lampard'a da güvenirlerse. Evet yama şimdilik bu kadar. Yani başka bakmamı istediğiniz bir şey varsa istediğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş bitireceğim yayını. Çok hata var. Hatalar var. Oyuncu anlamında da
Bilmiyorum, diğer anlamları da çok incelemedik. Oyun anlamında çok bir şey yaptığını zannetmiyorum. Editörden direkt atmışlar anladığım kadarıyla oyuncuları diğer şeylere. Özelliklerinde de bir değişim yok. Yani editörü olan bunu en azından kendi de yapabilir. Türkiye içinde uğraşmak isterse, uğraşmak istemezse, yeni oyuncular var derse yine bakılabilir. İdareten oynanılabilir ama linkini bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Güncelleneceği, hataların ilerleyen zamanlarda güncelleneceğini altına not düşmüşler. Ben de sürekli takip edeceğim. Benim de haberim olduğunda size iletirim. Siz de benden önce görürseniz bana iletebilirsiniz. Yine ekstra bir yayın da yapabiliriz. O zaman daha çok da transfer netleşmiş olur. En azından şu anda birçok transferi Fenerbahçe yaptı. Diğer takımlara da daha fazla vakit ayırabiliriz o zaman. Çünkü birçok transfer olacaktır diye düşünüyorum. O zaman şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Azerbaycan'a mı bakayım? Yani merak ettiğin özel bir isim var mı? Yani şimdi şöyle bir şey var burada. Yayının başında söyleseydim, özel veri tabanından Azerbaycan'ı direkt oyuncularını çıksın diye seçerdim. Burada lig olmadığı için, Azerbaycan ligi de olmadığı için çıkmıyor oyuncular. Bazı oyuncular çıkmış. Özel olarak merak ettiğin isimler varsa yazabilirsin. Onlara bakabilirim. Problem değil yani benim için. Azerbaycan ligini de aslında yıllardır eklemelerini bekliyorum. Ben bir Karabağ kariyeri falan. Yani çok zevkli olmaz mı? İran'da bir traktör kariyeri falan. Böyle ligleri nedense eklemiyorlar yıllardır. Yani onları yapmak istiyorum ama tabii yamaları var ama ben yamadaki takımlarla, ekstra eklenenlerle yapmak çok doğru bulmuyorum. Bir kere öyle alt lig yaması yapayım dedim. İşsiz kariyer açtım. En alt ligden başladım Türkiye'de. Üçüncü ligde miydi? Amatörde miydi? Ne? 2 sene takım çalıştırdım. Sadece bir lig mi ne yükseldim? Yükseldim mi? Yükselmedim. Playoff mu oynadım? Hatırlamıyorum. İtibarım da en az. Bütün özelliklerim bir gibi başladım. İşsiz kariyeri bilen varsa oradaki gibi başladım. İzleyen varsa bilir. 2 sene sonra mı, 1,5 sene sonra mı Beşiktaş falan Trabzon teklif yapmaya başladı. Saçma sapan. Yani herhalde dedim oyunda bir sıkıntı var. O zaman yeni çıkmıştı oyun. Yamayı sildim. Tekrar ikincilik açık şekilde başladım. İkincilik takımlarıyla anlaştım. Daha üst seviyeliklerle. Bu sefer 2-3 sene gittim. Aynı burada işsiz kariyerde olduğu gibi. Gelmiyor yani belli bir başarı kazanana kadar teklifler. O yüzden bazen yamalara çok uzağım yani. Oyunu bir şeylerle oynayınca sanki düşürüyorlar gibi. Direkt şeydekilere bakalım. Milli takım oyuncularını soruyorsan. Nereden gitti? Diğer uyruğu Almanya'ymış. Almanya'da yetişmiş. İyi oyuncuymuş aslında. 103'e 139 fena değil. Potansiyeli de güzel. Azeri oyunculara bakmak lazım aslında. Şuradan bakalım. Burada ne çıkmış? Ufuk çıkmış. Altınordulu. Renat burada da var. Cihan Özkara. Kulüpsüz mü kaldı Cihan? Cihan'ı nerede? Sivas mı kullanmıştı? Aynen, Erciyes'e bir ara gitmişti. Alt liglerde falan kullanmışlığım var Cihan'ı. Azat. Edi. Fena değil. Altlıklarda falan yabancı gerçi ama belki TFF'de falan kullanılabilir. Kiyon'un orta saha güzel.
Nazarov. Umut nerede oynuyor şu an? Tuzla'da mı? Umut Sönmez'i de kullanmıştım vardır. Taşkın. Vay 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 vay. Hep alt liglerde oynayınca bu oyuncuları tanıyoruz. Nasirov Sporting'e mi gitmiş? Şu an boşta kalmış. 80'e 98 çok bir potansiyeli yok. Ali Gökdemir. Ali bir ara Elazığ'da kiralık oynamış. Ali'yi hatırlamıyorum. Alman uyruğu da var. Türk uyruğu da var. Ne yapmış bu ya? Yardımcı falan diyor. Emekli olmaya mı karar vermiş? 27 yaşında, ilginç. Nagiev. Dnipro'dan çıkmış. ...76'ya 105. Oo Tuğrul. Eski Karagümrüklü. Nereye gitmiş? Almanya'ya mı gitmiş? Bir şey yapamadı Karagümrük'te ama. Tuğrul Erat. Ufuk'a bakmıştık zaten. Evet, tamam mıdır beyler? Yavaş yavaş kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bir başka yayında, bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın.